Günümüzde Souls-like oyunlarının dikkatimi çekmemesinin en büyük sebebi Blade of Darkness'tır. Meşaleler, duvarların üzerinde titreşen ve oyun tarihinde ilk defa yapılmış gerçek zamanlı ürkütücü gölgeler oluşturuyor. Elbette goblin benzeri küçük bir yaratık ortaya çıktığında ve gölgesinin sırf arkasında bir meşale olduğu için bu kadar heybetli göründüğünü fark ettiğinizde biraz şaşırabilirsiniz. Her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri, uzmanlıkları ve özellikleri olan 4 karakter arasından seçim yapabilirsiniz. Doğal olarak balta kullanımı becerisine sahip olan ancak oldukça yavaş hareket eden küçücük bir cüce var. Öte yandan Amazon, oyun boyunca çeşitli uzun saplı mızrak ve bıçakların yanı sıra yay ve oklara da erişebilecek. Ayrıca iki elli büyük kılıçları tercih eden barbar bir savaşçı ve savaşta tek elli kılıç ve kalkan kombinasyonunu kullanan bir şövalye de vardır. Dört karakterin her biri de farklı bir konumda başlıyor. Örneğin, şövalye, kralı ve ülkesini kurtarmak için yaptığı başarısız bir görevden döndükten sonra kilitlendiği bir zindandan kaçarak başlar. Ancak ölümsüz orduların ondan önce evine ulaştığını ve kalenin istila edildiğini keşfeder. Combat sistemi ise bu oyunun en önemli parçasıdır. Savaştığınız düşmanların neredeyse her parçasını kesip kopartabiliyorsunuz. Hatta koparttığınız uzuvları o düşmana karşı kullanabiliyorsunuz. Oyunda her karaktere özel, sadece kendisinin kullanabileceği özel silahlar yer alıyor. Örneğin çift elli büyük bir kılıcı sadece barbar karakteri kullanabilir. Ve barbar karakterinin sadece o kılıca özel komboları yer almaktadır. Evet, yanlış duymadınız. Aynı zamanda oyun esnasında cüce karakter eğer bu büyük kılıcı bulursa onu hiç kullanamayacaktır. Aşırı derecede yorulup karşı düşmana karşı çok ağır bir şekilde atak gerçekleştirebilecektir. Oyunda herhangi bir tamir mekaniği olmadığı için kullanmakta olduğunuz kılıçlar, kalkanlar veya baltalar dövüş esnasında tamamen kırılabilir. Bu yüzden ilerledikçe çok büyük stratejik kararlar vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda her karaktere özel, gizli odalarda bulabileceğiniz giyilebilir zırh parçaları da yer almaktadır. Oyundaki yapay zeka seviyesi de gerçekten hayranlık uyandırıcıdır. Örneğin elinde çift başlı balta olan kocaman bir ork sizi parçalamak istercesine o tüm güdüsüyle üzerinize direkt olarak saldırmaya başlar. Ancak insan olan düşmanlar tamamen taktiksel bir şekilde sizlerle dövüşürler. Düşman dövüş esnasında üzerinde o esnada bulunan güç iksirlerini kullanabiliyordu. Ancak şöyle bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek isterim. Eğer düşman o iksiri kullanırsa boş şişeyi yere atıyordu ve siz o boş şişeye baka kalıyordunuz. Evet, o nesne yere düşüyordu ki günümüzde hala bu tarz oyunlarda maalesef böyle bir ayrıntı göremiyoruz. Ve sizi daha çok etkileyecek bir şey söyleyeyim. Eğer o iksir kullanılırsa düşmanın üzerinden iksir çıkmıyordu. Yani herhangi bir item göremiyordunuz. Kullanma etkisi grafik motorunun bir başka güçlü yönünü gösteriyordu. Küçük dalgalar kıyıya hafifçe çarparken çevreniz göllerin ve havuzların yüzeyinde yansıyordu. Bakın buraya dikkat edin. Ray Tracing teknolojisinden önce suda ilk defa gerçek zamanlı yansımayı Blade of Darkness yapmıştır. Hem kendi karakteriniz hem de çevrenizde olan her şeyi yansıtıyordu. Kusura bakmayın ama günümüzden yaklaşık 23 yıl önce bu kadar kaliteli bir combat ve hitbox sistemi deneyimlemiş biri olarak günümüzde çıkan Souls oyunlarının hiçbiri beni şaşırtmıyor. Bu arada Blade of Darkness şu anda Steam üzerinden satılıyor ve oyunun remastered versiyonunu oynayabilirsiniz.
Grafiksel açıdan herhangi bir gelişme yok. Sadece günümüzdeki işletim sistemlerinde oynanılması için güncellenmiş versiyon olarak düşünebilirsiniz. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.